Bira Klasik önümüzdeki aylarda çok beklenen 1 dolar eşiğine yükselebilir mi? Lunch fiyat analizi diyor. Burada yine tabii Lunch'dan konuşacağız. Gördüğünüz gibi aslında bayağı da bir iddialı ifadelerde bu noktada yer aldığını görebiliyoruz. O kısım doğru olmasa da üzerinde durmaya çalışacağız. Çok kısa söyleyeyim, isteyenler tabii ki Facebook sayfamızı takip edebilir. İlk olarak oradan onu bir ifade edelim. İsteyenler dediğim gibi takip edebilir. Hem videolarda herhangi bir şekilde reklam çıkmıyor, hem de anına paylaşım yapabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Bunlar da önemlidir. Bu gibi avantajları var. Videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında zaten link olacak. O linke tıklayarak doğrudan Facebook sayfamıza geçiş gerçekleştirebilirsiniz. Ya önümüzdeki aylarda 1 dolar olmaz. Önümüzdeki aylarda 1 dolarla alakalı ne olur onu söyleyeyim. Önümüzdeki aylarda USDC 1 dolar olacak diye teklif çıkar. Yani aradaki şey o. Nasıl diyeyim? Aradaki fark o yani, tamam mı? Hani 1 dolar olacağına dair önümüzdeki aylarda bir haber görürüz. Devam eden süreçte de yine fiyatlarda artış olması için daha iyi ortamlar yaratılır. Şu anda maalesef ki bakınız, ülkelerin para birimleri arasında bile bu ayrımın genel anlamda bu kıyasın yüksek bir şekilde süre geldiğini görüyoruz. Yani yatırımcı şunu diyebilir işte neden Lunch yükselmiyor. Şimdi Lunch yükselmiyor çünkü Lunch'a para akmıyor. Yani yatırımcı alım yapmıyor. Bu tekrar söylüyorum. Ülkelerin ekonomisine bile etki eden bir durumdur. Onu da ifade etmek lazım. Hani Lunch şöyle dursun. Büyük varlıklarda bile maalesef benzer durumlar oluyor. Durum bu şekilde. 24 saatte yüzde diyor 0,91'lik bir artışla 83 noktası işlem görürken hacmi yüzde 5,49'luk bir artış kaydetti. Evet. Yani maalesef yapacak bir şey yok. Bunun borsadaki versiyonları da var. Her piyasada lunch tarzında, ya yani çoğu piyasada diyeyim, varlıklar var. Hepsinde de durum aynıdır. Yani beğenilsin beğenilmesin durum bu şekilde, muhabbet bu şekilde olur yine günün sonunda. Ne olur? İlerleyebilmesi için ortam koşulları sağlandığında bile tabii diğer pek çok varlığa göre daha geç ilerleme yapması durumu söz konusu olur. Burada da öyle tabii ki. Teknik göstergeler hafif bir yükseliş potansiyelini işaret ederken piyasadaki dinamikler olumlu yönde değişirse fiyatın 1 dolara kadar yükselebileceği öngörülür. Ya bokunu çıkarma. O şekilde olmaz da hani zaten şöyle bir durum var. Lunch'da kısa süreli fiyatlama noktasında maalesef ki çok fazla bir şey olmayacaktır. Şimdi şöyle Lunch'u teknik boyutta değerlendirirken bu noktada potansiyelini anlamaktan çok mevcut durumda ne yapabileceğinize ilişkin tabii fikir alabilirsiniz. Yani örnek veriyorum 75 mesela şu anki içinde bulunduğu kanal genel olarak gerçekten talebin yüksek olduğu bir kanal. Özellikle büyük cüzdanlar buradan çok toplar. Bu buradan asla düşmez demek değil ama ekstrem koşullar ister ve şu anda bir uygunluğa fiyatlarının uygun olması ifadesine tabii ki de tekabül eder. Bunu da böylece söylemiş olalım, ifade etmiş olalım. Bütün bunlar esnasında da ne yapılabilir? Kişi isterse alım yapar. Ama burada bir yükseliş eğilimi, yükseliş potansiyeli konusunda maalesef ki hani bak bir yükseliş eğilimi var, bir yükseliş eğilimi var değil. Şöyle, ortam düzelir. Ne demek düzelir? Mesela 11-12'sindeki enflasyon verileri iyi gelir. Bunlar zaten çıkarlar. Şey zannetmeyin yani. Bunlar o anı kollamıyor zannetmeyin. Tutar. Der ki işte 1 dolar yapacağız bilmem ne bir şeyler. Üst üste bir haber 3-5 milyarda yakın yaparlar. Tak 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 gider. Ama şimdi onu bilebilmek için
Bu noktada büyük doğrulayıcılarla hani kontağın olmadığı zaman bilmiyorsun. Çünkü yapan onlar netice itibariyle. Bu arada beğenip abone olabilirsiniz. Onu da çok kısa söylemiş olayım. İzleyenler videoya beğeni bırakıp abone olsunlar lütfen. Öte yandan bir düşüş senaryosunda 9 dolar seviyesine zaten orada. Anlamadım çok. Piyasa genelindeki sınırlı toparlanmanın ortasında son 24 saatte yaptığı hareketlilikler dikkat çekiyor. Şu an işlem görüyor ve 82 pozisyonda bulunuyor. 0.91 yükselerek Lunge 5.49'luk artış olduğunu, bu neymiş? Aktivite yüksek diyor. Mevcut piyasa dinamikleri. Açıkçası hani mevcut piyasa dinamikleri tabii ki Lunge'un lehine değil. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi globale bakıyoruz. Çok ciddi bir ortam var. Şu anda global ortamda faizler zirve. Bak, 18 Eylül tarihini düşünmek lazım. 18 Eylül faizlerin düşmeye başlayacağı tarih. Trump gelir, bir de dümenden Trump'tan sonra da bir parti indirirler diye düşünüyorum. Hadi onunla alakalı büyük konuşmayayım. Fakat 18 Eylül tarihi şu anda net gibi gözüküyor. Tabii daha da netleşmesi için önümüzdeki enflasyon verileri lazım. Farkındaysanız enflasyon verisi gelecek, işte veriler peş peşe gelecek de 18 Eylül'den önce daha 31 Temmuz'da faiz kararı var. Bu noktada bu dinamikler alınacak, işte bunları başkanın yorumlaması derken peyderpey olacak işler. Bütün bunlar olurken tabii ki ciddi bir hareket yapmayacağının bir garantisi yok. Yani şöyle düşünün. Mesela daha önce hiç şu anda faiz indirimi oldu mu? Olmadı. Fakat piyasalarda bu yılın ilk çeyreğinde piyasalar zannediyordu ki Fed faiz düşürecek. Burada bir ön fiyatlamaya geçti. Shiba işte 5-6 kat arttı günler içinde. Bakmayın Lunge'da yani Lunge'da 6-7 kata yakın arttı. Artmadı mı? Yani en az 5-6 kata. Al şurada mesela geç fiyatlasa da Kasım Aralık hareketi. Devamında da bakın Şubat Mart hareketi. Bunları yaptı yani, yapmadı değil. Sadece devamında çok erken söndü. Çünkü dediğim gibi sıcak para akışına çok bakar. Fiyatlamada tutunamıyor. Ya 1 dolara doğru yükselir diyor. Tabii ki yükselmez hani 2024 sonuna kadar 1 dolara. Ama dediğim gibi bu tarz hareketler ve kalıcı hareketler de olabilmesi için artık mevcut ortamın değişmesi her şeyden önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.